Hocam aklımda kalmıyor hiçbir şey. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Evet gerçekten insanlar bazen ezberlemesi gerekiyor ve ezberlemek istediği şeyleri unutabiliyor. Yani çalışıyorum, konuyu öğreniyorum, notlarımı çıkarıyorum, kitabımı okuyorum ama hiç ezber yapamıyorum. ezber zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz bir yöntem. Yani ezberleme öğren derler ama öğren ve ezberlemek de bazı Ezberci eğitim sistemine karşıyız. Evet biz de karşıyız ama bazen inkılap tarihinde, fende, Türkçe'de bazı kavramları, İngilizce'de bazı kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor. Yani esasında ezberlememiz gerekiyor. Peki ezberi kolaylaştırmak için ne yapmalıyız sence Tonguç? Hap varmış hocam bir tane hap çıkmış hap içmemiz gerekiyor. Hayır hayır hiç öyle haplara falan Balık gerek yağını içeren bir ha, hap ha, Tabii var. ki balık yağı, ceviz, işte bitter çikolata bunlar gerçekten zihnimizi canlandıran güzel şeyler. Bunlar önemli. Fakat onun haricinde bizim yapmamız gereken bazı çalışmalar var. Onları da bilelim. Birincisi çalışmamız gereken, öğrenmemiz gereken veya diğer bir de işte, aklımızda tutmamız gereken konuya ait özet notlar çıkarmamız gerekiyor ve yazarak çalışmamız gerekiyor. Çünkü yazarak insan çok daha iyi öğreniyor. Yani bazen konuştuğumuzu unutuyoruz ama yazdığımız zaman aklımıza kalıyor. Çünkü yazarken de beyin ayrı bir kodlama yapıyor. Konuyu özetlememiz gerekiyor ve not kağıtlarımızı hep yanımıza taşımamız gerekiyor. Yazarken renkli kalemler ve şekiller kullanacağız. Bak şimdi burası rengarenk olunca ne kadar güzel durdu değil mi Toluç? Bayıl ne kadar güzel olmuş. Önemli olan şeyleri böyle kırmızı ile göstermek. İşte çok olumlu şeyleri yeşille göstermek, olumsuz şeyleri kırmızıyla göstermek. Buna benzer bilgileri bazı renklerde gösterirsek aklımıza daha iyi kalabilir. Başlıklar bir renk, metinler farklı bir renk. Dikkat edilmesi gerekenler kırmızı gibi farklı bir renk olmalı. Önemli kısımları da belli şekiller için alabilirsin. Bunlar senin görsel hafızanı güçlendiriyor. Üçüncüsü ve en önemli esas aslında Tonguç ortamın düzenli olmalı. Yani dağınık bir ortamda insan bir kere ders çalışmak istemiyor. Ders çalışmak istemediği için istemeye istemeye çalıştan aklında kalmıyor. İyi, e ben de insan gibi çalışmıyorum. Hayvan gibi çalışıyorum hocam. Aferin. Hayvan gibi çalışmak güzel bir şey. Sonuçta aslan da bir hayvan, kartal da bir hayvan. Bu güzel hayvanlar da var. Bazen böyle karınca da çalışkan mesela. Hayvan gibi çalışmak kötü bir şey değil. Ama burada şu önemli Tonguç'um hayvan mesela aslan yattığı yerden belli olur demiş atalarımız. O zaman sen çalıştığın yeri de yattığın yeri de düzenli tutmalısın. Dikkat dağıtıcı objelerden uzaklaşmalısın. Yani telefonun yanına koyup sessiz aldım dersen bu önemli değil. Bu hala telefona böyle sessiz pıt 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 bildirimler gelince dikkatim dağılır. Mavi ışığı görünce sinir oluyorum. Hocam. Aynen ya. mavi ışıklar işte ne bileyim bildirimler işte karşı tarafın cevap verip vermemesi acaba çiftlik oldu mu böyle düşüncelerle bir türlü dersine odaklanamazsın ve öğrenmen gerekenleri öğrenemezsin. Dolayısıyla konsantrasyonunu en yüksek seviyede tutman gerekiyor. Ve zihnini kontrol et Tonguç'um. Yani aklında başka bir şey varken ders çalışmaya başlar. Mesela diyelim ki karnın aç. Yemek düşüneceksin dolayısıyla ders çalışmaya başlayamazsın. ve hatta işte o gün bir şey kafan takıldı. O sorunu halletmek istiyorsun ama bir türlü aklından çıkmıyor. O zaman birazcık dinlen. Bir 15-20 dakika o konuya odaklan. Sonra bir es ver yani boş ver. Sonrasında... 15-20 dakika hocam en az 2 saat oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onu da ayarlayacaksın. Belli bir plan program dahiline gitmen lazım. Yani ben bir, bir dizimi izleyeyim deyip iki dizi izlersen olmaz. Veyahut da ben bir saat sosyal medya takılayım deyip saatlerce takılırsan olmaz. Kendine belli aralar vereceksin. Limitler kuracaksın. Limitler koyacaksın ve alarm kuracaksın mesela. Alarm çalınca tamam ben bunu bırakıyorum. Hadi bakalım dersin başına geçeceksin. Olmuyor, yapamıyorum gibi olumsuz kelimeler kullanma. Sonuçta söylediğimiz her 是。 bizim için önemli. Mesela bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bazı çiçeklere, Japon bilim adamları çiçeğin bir tanesine güzel sözler söylemişler. Çiçek açmış böyle güzel güzel büyümüş. Başka bir çiçekse şey solmuş kötü sözler söylemişler. Arka sözler söylemişler. Solmuş gitmiş. Bunu sebebi ne biliyor musun, Tonguç? Bizim söylediğimiz sözler ben mesela şimdi sana Tonguç diyorum ya bu hava zerrecikleri sayesinde sana taşınıyor. Yani bunların hepsi havada kalıyor esasında. Bilim insanları eskiden konuşan Hazreti İsa'nın Hazreti Adem'in sesini bile bulmaya çalışıyorlar. O zaman bunlar havada kalıyorsa sen hep olumlu şeyler söyleyeceksin. Hani büyüklerimizler ya işte işte dua niyetine geçer. Oğlum dikkat et güzel şeyler söyle ya. İşte dolayısıyla yapamıyorum olmaz demeyeceksin. Yapacağım, başaracağım, öğreneceğim dediğin zaman vücudundaki yüz binlerce hücre aa bu yapacak galiba deyip o da konsantre oluyor. O da seninle beraber olumlu düşünmeye başlıyor. Ve tabii ki de küçük parçalarla ilerleyeceksin. Mesela şöyle İngilizce'de diyelim ki ezberlemen gereken 120 tane kelime var. Bugün hepsini ezberleyeyim dersen birazcık zor. Hocam, patates kızartması gelince önüme bir avuç alıyorum. Avucumuz ağzını içe tıkıştırıyorum hocam. Tamam bir avuç aldın yedin. Karnın aç oldu. İlk başta böyle yaptın ama sonrasında. sonra ağzım yanıyor, dilim devam yanıyor. Bu olmaz. Esası küçük küçük dilimlerle, çatalla yesen biraz daha lezzet alırsın ve aynı zamanda sağlığın için de fayda olur. Aynı şekilde bilgi de böyle. Bilgiyi sen bir anda hepsini öğreneceğim dersen hem öğrenemezsin, moralin bozulur. Hem de yani olmaz. Beyin bunu almaz. Hemen unutulur kısa bilgilerle işe başlamalısın. Mesela ağır bir spor öncesi bile önce küçük antrenmanlar yapıyorsun. Böyle tempo hadi bakalım ısınalım biraz falan diyorsun. Böyle böyle kollarını gerdiriyorsun falan bir şeyler yapıyorsun. Sonra direkt ağır spora başlıyorsun. Pat diye hemen halteri kaldırırsan cart bütün vücudun Isınma kasları. Isınma yapmazsan patlarım. Aynen vücudun yırtılır. Beynin de bir kas. Beynin de bir kas. Böyle pat diye hemen en zor sorudan başlarsan moralin bozuluyor. Yapamıyorum diyorsun. Halbuki önce küçük küçük böyle dilimlerle kolay kolay adımlarla başlarsan sonrasında zor adımları da yapabiliyorsun. Ve sesli çalışmak notlarını sesi okuyabilirsin. Hani dedik ya ilk başta not çıkardık aldın böyle. Başlığını attın. Sonrasında farklı renklerle bilgileri not düştün. Önemli kısımlara kırmızı uyarılar yaptın. Oo. Sonra bütün bunların hepsini bitirdikten sonra bunları kendine sesli okuyabilirsin. Hatta dili demezler merak etme. Bir aynı da kendine bile anlatabilirsin. Yani böyle Hatta video çekebilirsin ya. Evet kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bunu anlatacağım dersin. Bunu video çekiyormuş gibi de anlatabilirsin. Gerçekten video çekebilirsin. Sonradan bunu dinlersin. Hatta bu anlatımı kaydalıp serviste, otobüste kulağına koyduğun zaman hatta birazdan en son cümlemiz olacak. Uyurken dinlediğin zaman zihninde kalıyor. Ve infografik akıl haritası yapmak da önemli bir şey. Mesela şimdi bu kelimeleri öğreneceğiz diyelim ki İngilizce. Bake karşına yazdım fırınlamak. Boil kaynatmak. Steam işte buharda pişirmek fry, kıza. Bunları böyle sıkıcı bir şekilde yazarsan bu sende bir şey oluşturmaz. Ama bunların hepsi pişirmekle alakalı. Bunları bu, bunun etrafına çizersin ama bir de bıçak resmi çizersin mesela. Bıçak resminin etrafına da işte chop, işte ne bileyim e, cut, işte e, dice. Böyle İngilizce İngilizce yani kesmek, dilimlemek, büyük büyük kesmek gibi kelimeleri e, etrafına çizersen ha bunlar kesmekle alakalıydı, bunlar pişirmekle alakalı diye zihninde bir infografi haritası oluşur. En son artık videomuz bitmeden son uyarımızı yapıyoruz. Oh be sonunda yani. Tabii ki insan yatarken yani yatmadan önce kitap okuduğu zaman uykusu geliyor ama eğer uykunu alamıyorsan veyahut hatta yarın bir sınavın varsa Çıkardın o güzel notları. Son kez yatmadan önce okursan zaten bir uykun gelir. Üf ya ama sıkıcı dersin. Bir uykun gelir. Hem de o yattıkların gece boyunca bake, grill, fry diye zihninde dolaşır ve sabah uyandığında çoğunun zihninde tutmuş olursun. Çünkü insan uyuduğu zaman zihni kapanıyor. Kapalıyız arkadaş diyor. Ve en son girenler içeride kalıyor. Onlar da çıkamıyor. Çıkmak istiyorum ben diyor. Çıkamazsın kardeş. İçeride kal diyor. Dolayısıyla yatmadan önce okumak da zihnimizdeki bilgilerin zihnimize kalmasını sağlıyor. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. yorumlara yolla. Şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum Tonguç.